Yarın hemen baxağın Nivinlə Suzi bir gün ne yapacaklar bizim için matbaxta diyarın ekransız odur. Tabii ki Zine hemen geçtik Suzan yanına. Suzan hemen başlayalım bir bakalım acaba bir kadın evde nece pide yapabilir? Bəli. Tarifi ısantı gördük için ben. Unumuz var. Bir xamir yaparak. Tariflerini sayayım yeniden. 6,5 bardak unumuz var. 2,5 bardak suyumuz var. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı maya, biraz da duz. Xamirimiz yapmaya geçelim. Bunlar sadece xamirler için. Xamir ayıttı. Bunlar da iç harcıdır. Qiymədi, normal ehtiyacı, yağlı qiymədi. Bir adet de domatlardı, tomatlardı, bir adet yeşil biberdi, bir adet soğan, biraz da kaşar peynir üzeri için. Yumurta da aynı üzeri için. Hemen başlayalım xamiri yapmağa. Xamir en az gerekli 1,5 saat bekləsin. Duşamağı için, çünkü maya koyuruq içine. Tabii. Peki neye göre kıyaslarını yaptı? Yani mesela burada 6,5 adet de un deydi. Burada da 2,5. 2,5 bu büyük bardaktı. Normal su bardağı 2,5. Bu büyük bardak olduğu için yani pay etti. Unu da azar azar koyarak yani her zaman un markalar fark eder. 6,5 ihtimal almaz. Yani daha az alar ya da daha fazla alar. Çünkü ona markalar göre yani, fark eder. Her zaman da az az atın. Hatta çaresi olsun. Yani sen indi hapse bu unu orada boşaltmayacaksın özünü. Ne zaman tuttu o zaman öz geçerik. Kuru mayamız var. Suya koyarız özün. Tatlı kaşığı yakında. Göz ayarı koyarız özünü. O da nerede? Beze şeker. Şekerimiz de. Benim. Gelip unumuzu. Onu koyarak. Benim. Az az başlara hamur yapmam. Ben evde yapmışım bu kadardan 6,5 bardak pay edipti. Biz gene de evden dikkatli olsunlar az az ekilesler. Hemen elden yoğururuz özünü. Benim. Bana geldi daha fazla ihtiyacı olur. Biz hele buna şey edelim. Sonra sen elime dök yavaş. Ha tamam. Yala indi dök. Biraz daha fazla un koyarız. Duz da koyarız dedim bir tatlı kaşığı. Şeker koyarız, duz koyarız. Bir de maya var. İndiye kadar hamire 3 tane koymuşuz. Bir de onun yanında su ve un. Benim. Undu, sudu, yağ koymuruz. Yağı neden kullanmışsan acaba? Çünkü bazı hamirlerde var bilmiyorum yani bazen var. Yağ koyarlar, bazen var kere koyarlar. Bəli. Ne eder yağ koyarlar? Bu biraz sırıq böyle çok imşak olmasın, biraz ekmeğe benzesin. Ekmek tarzı bir şey, yani pizza kiminde gibi. Aa, biz biraz... pide dediğimiz zaman hani lahmacun teki. Bəli. Aynen, ekmek olması lazım. Bəli. İnce, çok ince de açılsın, böyle biraz kuru kalsın, böyle pizza kiminde şişmesin. Tabii. Biraz da daha ekle. Biraz daha un ekleyelim. Yani bir xamir olsun, özü ele yapışır çünkü yağ olmadığı için. Biraz kıyım olsun, sonra unla açarız özünü, ehtiyacı da ele yapışsın. Sonra açasan özünü. Unla açsa da ele yapışmasın. Peki, bunu bekleyerek biraz özünü tutsun yani. Bəli, bekleyerek. Sıcak bir yerde koyarız özünü. Bəli, 1,5 saat gerek mi özünü salsın. Çünkü maya olduğu için gerek mi turşasın. Peki, genelde bu Suzan, bu xamirde neler yapabilir? Lahmacun yapabilir, pide yapabilir. Lahmacun'a maya koymarız. Mayasız olur. Olmaz onda. Bəli. Peki. Ne yapabilir bu xamirden? Mesela ben pide yaptım ama xamiri kaldı. Normal aynı açısın özün. Lefet xamiri edebilirsin. Güzel. Birçok yani şeyler var. Tat. Hasar yani, olmaz diye o anlamdan söyledi. Poğaça yapabilirsin. Ehtiyacı peynirli poğaça. Bu şekilde biraz daha ekle. Kıyım olsun. Dediğim kimin kıyım bir xamir olan bastı. Şimdi bu kadar bastı. Başlar öz-özün tutmağa. Kıyım bir xamir olar. Unu da açarız özün. Hemen ondan sonra öz-özünü tuttuktan sonra onu da açarız özün. Ha, gerekim çünkü ele yapışar. Peki nece bir yerde hatunlar evde koysunlar özün, hatta öz-özüne gelsin xamirek? Böyle bir sıcak üstünü örtüler, dediğimiz şeyden yemek silikonlar var, böyle üstünü örtüler. Tabii. Onlardan kapatsınlar özünü, en az 1,5 saat beklesinler. Turşasın böyle xamir kaxar havaya, o zaman başladılar yapsınlar. Özü zaten bilinli turşuyup da. Onda başladılar hemen pidani yapmağa. Bir de biz genelde
Yani Hazreti Xəmir de burada gözü zövgünde bilinsin necə öz özünə gəlir, necə açırıq. Ama vaxtımız az olduğu için Süzən burada bizim için hazır xəmiri getirir. Hazır xəmiri getirdiği için size anlattı xəmiri ne şekilde yapırıq. Ama indi hazır xəmiri hemen çıxardırıq, açarıq özünü. Hatta baxağın pidənin hazırlamağı necə başlar? Bu şekilde. Aa, bunları görəndim, eski günler yadıma geldi. Hani evde ekmek yapardılar analarımız. Şekilde xəmir olan. Aynen. Bunu andıraq. Atiyadiydi, yani bir xəmirdir. Çok kolaydı, fazla bir şey yoktu içinde. Herkes şey yapabilir. Hemen direkt ekmek xəmiri təki ama şeker biraz koymuşuq burada. Biraz kıyımdı. Bəli. Biraz duz da koymuşuq. Bəli. Bəs ekmek xəmiri biraz daha imşiq olun, biraz daha kıyımdı. Biraz daha kıyımlı olun. Bəli, gəlin iç harcımızı yapmağa. İç harcımız dedik, bir gün kıymalı yapacağız. Bir tek de peynirli. Varsa da yapar, var peynirli. Bu şekilde. Peki şeklini necə seçirik? Merak edirəm acaba necə başlasam buna? İndi yaparız, bəs iç harcını hazmıyıq. Kıymamızı koyalım. Tamam. Yağlı kıyma kullandıysalar, ehtiyacı daha yağ koymayın. Eğer yağsızıysa, yağ koyun. Yıxayım şöyle. Tabii, alım ben onu. Koyarım kaydı. Tamam. Kıymanı koyduktan sonra? Hemen soğanı bu şekilde. Yani hududu. Bunları hepsini ilave ederek ama ataşsız da hala? Yok yok, çik. Çik yapmak özellikle. Ləhməcin kimi təqribən. Bir ədəd yeşil biber. Mən bunu bilmirdim valla Süzən. Genəldə hep pidəni görəndə yadıma gələr deyər. Bəlkə bu qiymətin ayrı yapırlar. Yox. Hemen fırına atanda o bişər. Peki bişər özü? Bəli bişər. Çox qalın etməyin üstündəki. Biraz az. Hətta az olanda tez bişər. Bəli. Qırmızı biber qoyarıq. Tərcihə görə. Yəni keskin istəməyən qoymasın. Bu şekilde bir çay kaşığı da karabiberimiz var. Duz koymarıq. Bəli. Duz da koyarıq. Kırmızı biber, karabiber, bir de duz. Duz. Duzumuz burada. Eğer kıyma yağlı olsa, hiçbir şekilde yağ kullanmarıq. Ama yağlı olmasa, yağ da ister. İster. Bu tatlı kaşığı duz idi. Biraz da yağ ekleyelim. Çünkü bizim kıymamız bugün çok yağlı dəyi. Bəli. Bu şekilde bir İç harcı yaparız. Bunu da başlayalım yorulmağa. Biraz böyle kıyım elavını özür ki, hatta birbirine... Bu da xamir təki gibi bir şey olur. Bəli. Aynı ləhməcin kimi təqribən. Peki, bazen var bunlardan görürük çok kırmızıdır. Acaba tomato suyunu kullanırlar özü? Tomato suyu kullanırlar, bəs tomato olsa daha lezzetli olur. Aha, sən tomato suyunu tercih etmiyibsən. Yok, çünkü tomato çoxdur. Genelde dikkat etmişim Süzən. Yemekleri yaparken sen haz etmesen tomato suyu ya da muallab şeyleri kullanasan, her zaman fresh şeyleri kullansan yemeğe olacak. Daha faydalı da, daha lezzetli. Tabii, her zaman tomato daha lezzetli tomato suyuyla. Tomato suyunu istesem koysam bir renk versin yani. Aynen. Bu şekilde kayın. Renk katmak için oğlu bu şekilde diyebilir özde. Bəli. Ama o zaman tomato suyunu yemekte çok seviyorum. Yemekte hoş. Bəs bak indi burada. Tomato güzel çok olduğu için verdi, gerek yok daha tomatoya, tomato suyuna. Bu şekilde bir ləhməcin kimi oldu təqribən. İndi iki taraf da hazırdır. Bəli. Həm burada xəmirimiz gördüğünüz ki, burada da pidənin malzemeleri hazırdır. Peki, bir başka sorum var Süzən. Mesela burada bazı insanlar var, et yemezler. Mən mesela et yemem, qiymə yemem. Bəli. Yani bazen yerim. Mesela bir gün sen ne pide yapsan yerim ben bunu. Ama genelde ben çok tavuğu severim. Yani. Tavuk kullanabilir miyim? Yani normalde tavuk kullan. Bəs sebze. Ana malzemesi. Sebze güzel olmaz. Sebze koymuş o içine. Yani bəs et istesin de ekşesin. Tavuk yüzü. Peki. Koyabilsin. Ya da sade peynirli yapasın. Ya da, da sucuklu yapasın. Tiyadi de. Gel ağın. Pidemizi açmayalım. Hemen xəmiri açırıq. Bəli. Mənə gəl ona da ehtiyacı olur biraz. Unumuzu gətirək. Biraz un səpərək. Ki yapışmasın. Aynen eski zamanlar gibi açırıq özünü. Peki bunların şekilləri bazen farklı olur. Məsələn,
şekilleri aynen bizim haceri somuna benzer. Sen aynen bu şekilde yapsan yoksa yumru yapsan özün? Yok yok bu şekilde. Pide dediğimiz o şekilde olur. Kaldırak. Ben geçim bu tarafı Suzan. Biraz biraz ben stüdyodan böyle çıkarttım. Açarım özün. Bestekatlı olsun. Yapış burada. Ya un koyduğumuz yapışmaz. Kamerı çok güzel olubdu. Şimdi göz de geri özne benim gözüm. Başladı yapışmağa. Bu şekilde uzun uzun açarım özün. Peki neden genelde şekli böyle oğlu? Yani mesela ben bazen bakandım özne hissederim aynen şeydi. Lahmacun takidi. Ha, işte bu adı yani. Bir de biz görmüşük ha budur. Mesela etiyatı yapsa yani özü yumru istediyse onu da yapabilsin. Tabii. Her kişi öz tercihine göre biraz yapışırım. Un koyasız dedim kimi. Bunu açtıktan sonra hemen indi pide şeklini versen özüne, malzemelerin koysan. Peki bazı hatunlar var bilmez acaba fırını kaç derece üzerine koysun bir de onun yanında. Bunu bitirip de indiye kadar fırını işletmeyip de. Fırın gerek sıcak olsun, neşe derece üzerine olsun ya da pide güzel bir şekilde pişer. Gerek mi sıcak olsun fırın önceden işletsin özünü 200 derece takriben. Alt ayarını versin, yani hemen üst işletmesin, hatta kıyması içinde pişsin ya da üstün kızartsın. Üstü de tez kızarı yumurta sürüğü özüne güzel bir renk alır. Bu şekilde uzun uzun yaparız. Sarı rengi olan. Benim. Sinimize koyar özün. Yani açandan sonra hamiri hemen siniye koy. Çünkü içine koyan da daha kaldırabilmesin. Yani. Siniye bıraktıktan sonra içine hemen ekleyelim. Malzemeleri koyar hamir üzerine. Selçuk bizim çizsin de şimdi bazı hatunlar var bilmez. Mesela bazı var yağ bırakır ya da yağdan sinini hepsini yağları. Sen burada yağ kullanmıyorsun sadece bu kağıtları kullanıyorsun. Onu anlatıl bize acaba neden yağ kullanmıyorsun? Ya istedikseli kullanılar etiyer dedi. Biz bu daha sağlıklıydı yani fazla yağ istemezsinden tabii. Daha kolaydı da. Bu şekilde uzun açar özün. Bir daha yapalım. Daha güzel olsun. Tabii. İki tane zaten bizim ekran için yeterli de. Biraz un koyalım. Dedim yapışmağı normaldir. Çünkü yağ koymamışız. İmşak bir hamirdi de çok kıymet mağınızın güzel olmaz. Tabii. Peki Suzan pidelerin tadları ne olabilir? Yani mesela ben bir restoranta gittiğim zaman ne pideleri var orada? Mesela et, tavuk, başka? Sade peynirli var, sosisli var. Evet. Sucuklu var. Ben bunlardan görmüşüm. Kıymalı özü, kıyma çok tercih edildi. Fazla kıyma daha güzel Bari. Oldu. Sada varsa da yapar, ben sada peynirden. O da iş şekilde. Genelde restoranlarda gördüğü takı onların fırınları başka olur. Böyle bizimki evler takı der gibi. Böyle. Ben daha iyi. Karaba idi. Onlar ki belki tendürdü, belki bilmiyorum. Daha büyük fırınlarda pişirtmekle hiçbir şekilde tesiri yoktu. Genelde evde de aynı nece pişer, orada da böyle pişer. O daha kuvvetliydi. Evde biraz daha fazla süre olur bizden. Tabii. Biz takriben bir 20 dakikada ancak pişer. 20 dakikada. Onların ateşleri daha kuvvetliydi. Daha az vakit alır izlenin. Bu şekilde. Bu yemekler Suzan mesela pide gibi ya da lahmacun gibi insanlar hangi vakitlerde yesler özüne daha iyiydi yani hangi vakitlere uygundu? Kahvaltıya uyar, akşam çayı da uyar, gece akşam hafif bir şam olsun. Güzel sadece gene. O vakitler için oğlu. Benim. Tabi. Bu şekilde güzel bir görüntü ver özüne indi. Şimdi hemen aynen haceri somunlar gibi. Malzemelerini bıraktıktan sonra hemen şekil versen özüne. Ben. Çünkü bakıram indik birbirine benzemir size. Yavaş yavaş. Bakıram bu çok farklıydı. Ona hiç benzemir. Kapan bir şey olduk. Gelen iç harcımıza. Hemen üstüne koyarak. Dediğim gibi hafif hafif açarak. Suzan bu tarafa gelsek daha iyi olur. Tamam. Çünkü biraz biraz sen bizi bela aparacaksın. Bu şekilde. Çok kalın etmeyin. İç harcına kıymasın.
Hafif koyun, hatta hemen pişsin, tez de pişsin. Yani. Peki sen indi burada sadece orta yerinde kullandığı özün. Bəli. Etrafları böyle bıraksan. Kalar böyle, çünkü döndürük özün. Etrafları hemen çevirik malzemeler üzerine. Yine bir de şeklinde olur. Hemen başlarıq bu şekilde. Hmm. Üst kısımların kapatmağa. Bak indi pideye benzerdi. Əməlim yok idi. Gerçekten yani hani insanlar diyorlar hiçbir şeye tez bir vakti verme. Karar verme. Bekle. Bekledikten sonra indi tam pideye benzerdi. Biraz evvel açarsan olsun. Güzel bir koyalım. Çünkü sinimiz biraz vardı. Sinimiz biraz daha büyük olsaydı tabii daha güzel olardı. Bu şekilde. Xamir yığıldı. Biraz vakit istira. Aynen. Gelağın gördüğünüz gibi bu şekilde hafif açarız. Hemen ikinci pidemize başladık. Gördüğünüz gibi yani ilk önce xamiri açtıktan sonra hiçbir şekilde yani əməli kesme, onun şekli çok çirkin olur. Ama şey malzemeleri bıraktıktan sonra hemen şekil verebildik özünü. Bunu peynirli yapalım. Hatta üç şekil olsun. Tercihe göre yani peynirsiz istiyorsanız normal sade yaparsınız. Kaşar peynirli. Güzel er üzerinde lezzet veririz. Peki bazen Suzan peynir tez yanar fırında. Evet. Yani bazı hatunlar var mesela pideni böyle bırakır. Biraz yarıma ulaşır pişmeye ondan sonra peyniri koyar. Ondan sonra biz üstünü açmarız. Hemen altta kalır. Yani tez kızartmarız üzünü. Tabii. Pişenden sonra üstünü açarız. Güzel. Kızarır. Bu şekilde oldu. Gelelim yumurtamızı sürmeye. Dediğimiz gibi. Yumurtanı neden karıştırmışsın Suzan? Karıştırır. Aha. Merak ettim. Dedim belki bunda da bir hareket bir şey var biz bilmiyoruz. Sada yumurta sarısı da olur. Ha, sada yumurta sarısı da kullanabilirsin. Sada bayağı yumurta da olmadan. Bu şekilde. Hemen yumurtanı karıştırdıktan sonra pidenin xamirine bırakırız özün. Bu yumurta hem imşak tutar özün için. Yani kurumaz xamirimiz etraftan. Hem de güzel bir renk yani böyle bir şekilde parlar. Özne. Parladı özün. Çıkarttıktan da sonra edebilirler biraz tereyağı sürtüler etrafına. Tereyağı da kullanabilirler. Ben. İmşak kalır yani kurumasıyız. Bunlar bazen hatunların tercihlerine göre olur. Mesela yumurta yoktu ya da yumurta sevmirler. O yüzden hatunlar bazen tereyağı da kullanabilirler yani fırından çıktıktan sonra. Benim. Bu şekilde hazır oldu. Hemen fırınımıza verelim özün. Bizim yemeğim, elim yumurta oldu size. Gördüğünüz gibi bugün Suzan bizim için pideni yaptı. Hemen indi fırına bıraktık o yüzden. Merak ederek acaba bu pidenin tadı ne olacaktı? Suzan bir daha söylese bize acaba kaç dakika ihtiyacı var fırında? En az 20 dakika. Çünkü xamirdir, içindeki et hala çıktı. Gerek ki pişsin, sonra üst ayarını verir özüne. Takriben 200 derecede pişer inşallah. 200 derecede, bir de 20 dakika ihtiyacı var fırında kalsın. O zaman biz bekleyelim acaba, ondan da sonra gösteririk size pidemizin şekli nece oldu. Programımızda devam edelim, geçelim. Hemen doktor oraya bir gün sağlıkla ilgili tırnak baktırmak ya da genelde tırnağın etrafındaki etler üzerine biraz bilgi versin bize, beraber izleyelim. Suzan'a bakalım, Suzan'la neler yaptılar bizim için? Vallahi bizim durumumuz burada Zine çok iyiydi. Artık pidenin kokusu stüdyonu doldurdu. O yüzden herhalde pidemiz pişti bilim. Bilim nerede bizim? Pideye bakalım acaba şekli nece oldu? Bu şekli pidenin sonucudur gördüğünüz gibi. Aslında özü yemeği her zaman bilesen daha da güzel olur. Hemen kokusundan. O yüzden bugün pidenin kokusu çok güzeliydi. Gördüğünüz gibi bu sadakaydı. Bir de onun yanında
da peynirimizde. Peynirimizde. İstediğimiz şekilde kesebilir özünü, yoksa özü genelde güzel bir şekli var. Hemen düz bir şekilde keser özünü. Hemen keser özünü. Tut. Bu şekilde. Aslında sanki biraz fazla kuru olubdu Süzen. Yok, ben olur. Peki, bunu genelde biz bilir. Aynen, sıcak olduğu için. Biz sadece tutabilir. Yani görüntü olarak sıra gösterelim. Bunca bence yeterliydi. Gördüğünüz gibi genelde bazı hamurlarımız çok fazla kuru olduğu zaman edebilir. Mesela bir poşet ya da bir şeyden örtüğünüzün buhardan hemen yumuşak olur. Sadığınız zaman bu kuru bir şekilde, hani bazı insanlar var yediği zaman özü hazedir ağzında atıştırsın özünü, böyle kuruluk tadı gelsin. Öz bu özelliği belədi. Aynen, öz zaten belədi. Ama genelde istirseler daha fazla da yumuşak olsun. Bir poşetten örtebilir özün, böyle 3-4 dakikalık. Hemen bakarsan yumuşak oldu. Bunları neyden içebilir mesela özünü? Çaydan. Bes çay. Kahvaltıda. Peki bazen bizim çocuklarımız da olabilir yani. Çay i̇şte içmezler uygun derken. Çocuklar mektep için indi de. Meyve suyları. Bir de Süzen çok güzel bir şey söyledi. Aslında bunları sabah vakitleri ya da gece vaktinden yapabilirsiniz özün. Hemen küçük bir hafızaya bırakabilirsiniz özün. Çocuklar için okula aparabilirler. Tamam. Hem tok eder özlerin, hem de bir de onun yanında faydalıdır. Aynen. Tamam. Pizzadan hiçbir farkı yoktu. Yani pizza, yani bunlar da fast food sayılı sonuçta. Tamam. Gördüğünüz gibi bugün pidemiz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi Süzen çok iyi bir kıvamıyla yani konuştu. Çok kolaydı aslında. İnsanlar evde her zaman yapabilirler özün. Bazen hatunlar diyorlar, biz her zaman evde 2 ya da 3 nefere hiçbir şekilde yapabilmirik. Pideleri evde hazır getirir özün eva. Hayır, indiyede bile hatunları diyorlar, asandı. Zaten Süzen de çok asan bir şekilde bizim için vasfedir özün. Aynen. Gördüğünüz gibi Süzen burada yarım saat içerisinde hemen pideni yaptı, pişti de. Siz de aynı evde yapabilirsiniz özünü. O yüzden Süzen teşekkür ederim. Sağ ol hayatım. Sağ ol. Beklerim inşallah bakalım gelecek bölümde i̇nşallah. Neler hazırlasan bizim i̇nşallah. İçin. Programımıza devam edelim. Hemen mutfak konusundan çıkalım. Geçelim Diyale'ye. Diyale çok insanlar var. Düşünün acaba Diyale neyden meşhurdu? Genelde ben bilmem portakaldan meşhurdu. Bir de nereden meşhur diyor kameramanımız? Tabii orada portakal ve nardan meşhurdu. Gördüğünüz gibi büyük büyük bostanlar var orada. Bir bakalım onunla ilgili bir VTR hazırlayabilir bizim için. Beraber izleyelim.